Manşete hoş geldiniz. Tepeden tırnağa çürüme. Özellikle şu son birkaç günde yaşanan gelişmelere bakınca KJ'ye bunu yazmadan duramıyorsunuz. Bunu yazmadan edemiyorsunuz. TR724 editörü arkadaşımla dün son yazım üzerine konuşurken, mesajlaşırken bu mesajı atmıştı. Ben de oradan aldım buraya koydum. Tepeden tırnağa çürüme. Hemen her noktada. Gökhan Zan hadisesi, bunun bir yansıması. Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkan olaylar, bunun yansıması ve e, silsile halinde devam eden pek çok şey. Ve elbette ekonomideki durum, dış politikadaki durum, ne bileyim iktidarın terörle mücadele ediyoruz dediği olaylardaki veya gelişmelerdeki durum. Bütün bunlara etraflıca bakmaya çalışacağız. Gökhan Zan'la başlayalım. Gökhan Zan, Hatay depreminde fenomen olmuş bir figür. Eski milli futbolcu fakat o gün Hatay depreminde paylaştığı videolar, attığı mesajlarla dikkat çekti. Çokça e, ilgi gördü. Ve bir adeta Hatay'da milli kahraman olarak... Yerel bir kahraman olarak öyle düzelteyim öne çıktı. Sonrasında bu şöhretini veya bu pozisyonunu siyasi kariyer acaba planlamasında nasıl kullanırım? Siyasi kariyerimde nasıl kullanırım diye düşünmüş olacak ki merkez sahanın en sağındaki iyi partiden siyasete atıldı. Olmadı sonra merkez sahanın en solundaki Türkiye İşçi Partisi ile devam edeyim dedi. Şimdi burada bir takım etik tartışmalara veya böyle bir şey olabilir mi? Hani iyi Parti yaptı ama bari tip yapmasın, işçi partisi yapmasın diyenler oluyor. Veya tip sempatizanları bunu çok fazla içine sindiremiyor. Bu pek böyle değil. Yani Türkiye siyasetinde oyunun kuralları gene Türkiye siyaseti veya Türkiye politikaları neyse artık ona göre belirleniyor. Dolayısıyla tip de bunun bir unsuru ve tipteki... ne bileyim milletvekilleri veya yönetim kademesi de bunun bir unsuru. Dolayısıyla çok da fazla yadırgamayın. Yakıştıramasanız da. Öyle bir tarafı var işin, bir diğer tarafı da şu, bu konu da yönetilemedi. Yani kriz yönetmekte büyük bir beceriksizlik var. Bu hemen her alanda olduğu gibi burada da kendini gösteriyor. Şimdi iddia o ki Gökhan Zana farklı kanallardan farklı teklifler gelmiş. Yani CHP'den adaylıktan çekilmesi için bir teklif geldi AKP'den adaylıktan çekilmesi için bir teklif geldi veya bu ve bu tekliflerin akçeli olduğu yönünde. Onurdalar gündeme getirdi. İsmail Saymaz gündeme getirdi. Ve bir ses kayıt ses kaydıyla bu pazarlığın kaydı alındı. Bu ses kaydını şu ana kadar kimse dinlemedi ama muhtemelen bu ortaya dökülecektir. Gökhan Zandraydi diyor iddiaları. İşçi Partisi ile bu konuların müzakere edildiği son birkaç haftadır. Fakat Çözümsüz kaldı ve İşçi Partisi'nin adaylığını çektiği gibi bir bilgisi var. Şimdi adaylıktan çekilemiyorsunuz. Seçim 12-13 gün kalmışken oy pusulaları basıma girmişken Gökhan Zan Hatay'da Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir adayı olarak seçmenin karşısına gidecek. Fakat durum Gökhan Zan'ı kişisel olarak yıprattı. Ve seçmen de artık işçi partisine gönül veren seçmen de Gökhan Zan'a oy vermeyecek. Öyle görülüyor. Bu durum kimin işine yaradı? Bu durum CHP'de Lütfü Savaş'ın işine biraz daha yaramış gibi görülüyor. Ama Lütfü Savaş Gökhan Zan çekilse bile seçilebilecek oy alacak mı? O da soru işareti. Hatay seçimleri 31 Mart gecesi zannediyorum İstanbul'dan sonra en çok bakılacak noktalardan biri olacak. Dün bir seçim olsaydı Gökhan Zan ne oy alırsa iki hafta sonra olacak seçimde o oyun çok çok altında kalacağı aşikar. Seçimden çekilmediğini belirtti. İşte iddialar o ki 3 milyon teklif edilmiş kendisine AKP kanadından. E, bu 5 milyon olmaz mı demiş. TRT'de yorumculuk teklif edilmiş filan. Bu iddiaları şiddetle reddediyor ama İşçi Partisi belli ki iddiaların iddiaları doğruladı veya bu iddialardan dolayı canı sıkıldı ve çekti desteğine. Böyle bir durumda hani Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gibi 14 Mayıs 2023'te adaylıktan çekilince ona çok fazla o gitmedi. Dolayısıyla orada Muharrem İnce'nin oyu herhangi bir kritiğe tabi tutulmadı. Burada da biraz öyle olacak ama ben adaylıktan çekilmedim dediği için Gökhan Zan acaba şahsen ona destek verenler olacak mı olmayacak mı bilinmiyor. Fakat nereden bakarsan bak altta yazdığım gibi tepeden tırnağa çürüme hemen her yerde hemen her noktada nasıl olmasın ki sahada terör sürmanşetiyle çıkmış hürriyet. Fenerbahçe Trabzon'da deplasmanda sağanak şişe yanıcı madde yağış altında. Yani maç boyunca bu devam etmiş. 3-2 yendi. Maç sonrası sahaya giren Trabzonspor taraftarlarının çıkardığı olaylar maçın önüne geçti diyor. Tekme tokat futbol. Şimdi orada elinde mızrağıyla birinin sahaya girdiğini görüyorsunuz. Dün, dün bu fotoğraf önüme düştüğünde ilkildim. O tabii bir korner direği. Onu çekmiş ama mızrak yapmış. Onunla karşısındakinin üstüne yürüyor. Böyle bir noktaya gelmiş. Olay çıkacağı belli. Şu anda sizin emniyetin harekete geçmesi, birilerini gözaltına alması önemli değil. Bir kere zaten Trabzon'da maç oynanıyorsa, Trabzon Fenerbahçe maçı söz konusuysa sadece Trabzon emniyeti değil, çevre e, emniyet teşkilatlarından da takviye istenmeli ve göz açtırılmamalı hiçbir şeye. Yani sahaya bir taraftar atladığında da derhal orada enterne edilmeli filan. Fakat bu da olmamış. Yani ciddi bir emniyet ve güvenlik zafiyeti de var İşte bu şekilde olaylar olaylar olaylar. Yani topyekün bir çürümenin getirdiği bir şey. Ve kişiyi öldürebilir yani o elinde tuttuğu mızrak yapmış korner direğini o sopayla karşısındakini öldürebilir kişi. Bırak yaralamayı yani. O derece enteresan büyük bir olay. Maçtan önce de böyle bir pankart açılmış Trabzonspor e, tribününde. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet falan. Yani ne, nereden bakarsan bak futbol siyasallaşmış durumda. Ayrıca da bir ezeli rekabetin getirdiği bir şey var. Yer Trabzon falan dediğinizde. Orada gerçekten olağanüstü tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsa çevre illerden aldığı destekle polisin sahanın etrafına tribünlerin hemen önüne etten bir duvar vurma, örmesi gerekiyor. Fakat bunların hiçbiri yok. Olmamış şimdi artık ne yaparsan yap. Futbola devam edelim ama konu çok fazla futbol değil. E, Ahmet Spor e, Kocaeli Darıca Nevruzu'nda dün üstündeki Ahmet Spor forması polisler tarafından alındığı için Engelli Down, Down sendromlu Berfin kasılıyor, yere düşüyor, fenalaşıyor ve buna çok büyük tepki gösteriyor. Hastaneye kaldırılıyor. Görüntüleri Ömer Faruk Yergerlioğlu paylaştı. Yani birkaç saniye getireceğim. Son derece irkiltici ve ürpertici görüntüler. Çok da fazla ekranda tutmayacağım. Kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'de şu oluyor daha fazla veremeyeceğim. Türkiye'de şu oluyor. Bir spor kulübü var, Ahmet Spor. Onun formasını giymek suç oluyor. Bir parti var, Dem Parti. Onunla ilgili propaganda yapmak veya onunla görüşmek terörle işbirliği oluyor. Daha önce, 10 yıl öncesine kadar böyle şeyler yoktu. Acayip bir şey oluyor. Yani devlet bir taraftan izin veriyor, legal olarak. Öbür taraftan da devletin kolluk gücü o konuda sanki terörle mücadele ediyormuş gibi önlem alıyor. Bunlar kabul edilebilir şeylere değil ama Türkiye'nin geldiği nokta. Terörle mücadele demişken resmi kaynaklı şu haritayı ekrana getireyim. Kuzey Irak'ta bir harekat gümbür gümbür geliyor. Tam da bu aşamada PKK'dan bir Nevruz'da açıklama yapacağız veya bir müjde vereceğiz gibi bir mesaj geldi Murat Karayalan'dan. Cuma günü bahsetmiştim. Yine Kürt Siyasal Hareketi Bileşenlerinden Demirtaş, Leyla Zana, Ahmet Türk gibi isimler AKP ile görüşüldüğünü, görüşülebileceğini, 1 Nisan'dan sonra seçilecek Dem Partili belediyelere kayyım atanmayacağı umudunu taşıdıklarını falan bildirdiler ama Ankara çok öyle bakmıyor konuya ve PKK'yı süpürme harekatını Kuzey Irak'ta seçimden sonra başlatacağını Davuz ile ilan ediyor. İşte harekatlar ekranda görülüyor. Hepsinin başında pençe, yıldırım, pençe, kaplan, pençe, pençe şimşek, pençe diye gidiyor olay. Ve gazetelerde hangi noktaların risk altında olduğu veya hangi noktalara harekat düzenleneceği falan detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yani davul zurnayla gelen bir hikaye var. Ama tam da bu aşamada enteresan bir şey oldu. Bununla ilgili gelişmeleri elbette takip edebilirsiniz. Ama bu gelişme bence büyük yankı uyandırması gereken bir gelişme. Çok önemli bir iddia. Buna göre MİT Müsteşarı İbrahim Kalın pazar günü Suriye'nin kuzeyindeymiş ve İbrahim Kalın'ın bulunduğu konvoyun önü kesilmiş ki iddianın sahibi Eymen Abdulnur Nur isimli muhalif bir yayıncı. MİT Dün Azazin kuzeyinden Türkiye'ye dönerken göstericiler tarafından yolu kesilen heyet içinde MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye dosyasından sorumlu Abu Saad ve onlara eşlik eden üst düzey bir Katar heyeti vardı diyor. ...Suriye geçici hükümete bağlı Birleşik Devrimci hareket, hareket bir açıklama yapmış. Yerinden edilmiş devrimci gençlerden bazıları koalisyon konvoyunun önündeki yolu kapatmak için haykırdı. Ve e, konvoyda Suriye geçici hükümet yetkilileri olduğunu zannediyorlarmış. Öyle olmadı ortaya çıkınca da işte durum bir şekilde kapatılıyor ama... ...olaydan sonra TSK özel kuvvetlerinden birlikler Türkiye tarafından Suriye'ye geçmiş. Türkiye'ye bağlı Suriye Milli Ordusu'nun genel alarm haline geçtiği filan bilgisi var ateş olmayan yerden duman çıkmaz. E, neticede bölgedeler. Yani e, sadece İbrahim Kalın değil, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bölgede 14'ünde yani bu bahsedilen hadiseden birkaç gün önce e, Irak'tan fotoğraflar paylaşıldı Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından. Irak e, Dışişleri Bakanı ile Hakan Fidan'ın görüşmesi fotoğraflarla bu şekilde gösterildi. Hakan Fidan'ın hemen solunda İbrahim Kalın görülüyor. Belli ki e, bunun e, bu görüşmenin ardından, Kuzey Irak'taki temasların ardından İbrahim Kalın Suriye'nin kuzeyine geçmiş. Ama o saklanıyor, o açıklanmadı. Bakalım ne olacak? Herhangi bir doğrulama, yalanlama gelmedi ama bu konu önemli. İç siyasete bakalım. Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hitaben ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın sözleri tartışılıyor. Erdoğan bu benim son seçimim, final seçimim demişti. Ona karşılık olarak. Bunu çok fazla önemsiyor değilim. Özgür Özel'in İsmail Saymaz'a lafları var. Lafların bütünü ekranda bağlamından koparmamak için e, tümüyle ekrana getirdim ama o lafın sonunda bence derin devlet bile elinden gelen her şeyi yapıyor demiş CHP'yi yıpratmak için. Yani bir a, ola, şey ana muhalefet pozisyonundaki bir partinin lideri derin devlet kelimesini kullanıyorsa bunu açması icap eder. Hani bir komplo teorisyeni değilsin, bir akademisyen yazar e, böyle bir görüşü ileri sürüp önün arkasına bir şeyler ekleyebilir ama sen sorumlu bir siyasi parti liderisin. Ülkenin sonraki yönetimine, Erdoğan'dan sonraki yönetimine talipsin filan. Gazeteci de sormamış neyi kastediyorsunuz diye böyle işte söyleyip geçiyorlar. Derin devlet kelimesi ağızlarda sakız. İstanbul Belediyesi'nin açtığı dava sonucu Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılmasına dair ihale iptal edildi. Haberi önüme düşünce ya no, nedir Atatürk Havalimanı'nda son durum diye baktım. Güncel fotoğrafları yakalamaya çalıştım. Uydu fotoğraflarını da göremezsiniz eski. Belli ki güncellemiyorlar. Ama yakın tarihte çekilmiş bir videoda Atatürk Havalimanı'nın iki pistinin özellikle hedeflenerek nişan alınarak kırıldığını ve artık adeta ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Yani pistleri kıralım ki bir daha dirilmesin, bir daha diriltilmesin, bir daha hayata geçirilmesin, bir daha kendine gelemesin bu havalimanı diye hareket ediyor idare. Öyle ki yani acayip ve şuraya bakar mısınız yani pistlerin üzerine bir takım sahalar yapılmış ne bileyim tenis kortları yapılmış veya işte basketbol sahaları falan yapılmış. Yani sağında solunda değil. Pistlerin üzerine özellikle yapılmış ki bir daha kendine gelemesin diye. Pisler demişken Türk Hava Yolları birkaç gün önce 6 ülkeye ilişkin seyahat uyarısı yayımladı. Bu ülkeler Güney Amerika ülkeleri, Venezuela var, Meksika var, Kolombiya var filan. Fakat detayına baktığınızda şu var. Yani diyor vizeniz olsa bile burada kapı, girerken bu ülkelere bir takım ek kontroller olabilir. Fakat bunun niye olduğu anlatılmıyor. Bunu okuyanlar da ya bir dakika deyip falan önün arkasına bakmıyor. Söyleyeyim Türkiye'den gelen, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan yolcular, turist vesaire hiç fark etmiyor, resmi görevli de olabilir, potansiyel bir mülteci olarak görülüyor artık dünyada. Güney Amerika ülkeleri de, Amerika'dan gelen baskının da etkisiyle, çünkü bu ülkeleri, Güney Amerika ülkelerini özellikle Meksika'yı sıçrama tahtası olarak kullanıp oradan e, duvara geçip Amerika'ya giriyorlar, on binlercesi ve bunlar arasında Türkler artık ilk üçe giriyor. Dolayısıyla o bu ülkelere baskı yapıyor. Yani Avrupa Birliği, İtalya Başbakanı, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, İtalya Başbakanı, e, Yunanistan Başbakanı e, Mısır'a gittiler. dün. ve Sisi ile bir göçmen pazarlığı yaptılar. Sen orada Afrikalı göçmeni tut, sana 7.4 milyon euro dediler. Tıpkı onun gibi Amerika da bu ülkelere baskı yapıyor ve bu ülkelerde gümrüklerine baskı yapıyor ve diyor ki potansiyel mülteci ol olacağından olması şüpheli kişileri ülkeye sokmayın diyorlar ve böyle bir karar çıkıyor ve bunun ön, önün arkasına kimse bakmıyor. Ee, tabii bir yandan da caydırıcı bir etki. Yani siz turist olarak bile bu ülkelere gitmeyi düşünseniz dahi o yani o kadar para harcadıktan sonra geri gönderilebilirsiniz. Yani Pakistan seviyesine düşürülmüş bir ülke vatandaşı söz konusu bütün Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular için. Yani ülkeler geri dön, döneceğinden emin olmadıkları turist olduğundan emin olmadıkları kişileri ülkelere ne sokmuyorlar? Pasaportu, geçerli vizesi olsa dahi. Gelinen nokta bu. Nasıl olmasın ki? Yani ülkede çok yani 10 yıldır mağduriyetler katlanarak büyüdü. İzzet Özgenç diyor ki devlet adına bir gün KHK kamudan ihraçlarla ilgili oluşan mağduriyetler söz konusu bir gün devlet adına birileri özür dileyecek diyor. Evet bir gün devlet adına birileri özür dileyecek veya onu eski pozisyon, onları eski pozisyonlarına iade edecek belki ama aradan geçen yıllar ardından bu özür veya ne bileyim maddi zararın tazmini kayıpları telafi edecek mi? Ölüp gidenler var, kalıcı rahatsızlıklara düçar olanlar var, o arada çektiği sıkıntılar var, sefalet içinde yaşayanlar var, işte manavda pazarda bir şeyler satarak geçimini sağlamaya çalışanlar var. Sen onu tekrar hakimliğe iade etmişsin, polisliğe iade etmişsin, öğretmenliğe iade etmişsin. İşte ne bileyim kaybına da şu kadar para deyip tazmin etmişsin. Hayır elbette maddi tazminat söz konusu elbette görevlerine iade söz konusu ama hiçbir şey bunun tazminatı olamaz. Ondan gidiyor insanlar. Bir umut göremedikleri için gelecekten Hakan Kara paylaşmış. Merkez Bankası kuru dizginlemek için son 3 haftada rekor satış yapmış görünüyor. Şenol Babuşçu paylaşmış. Bireysel emeklilik sistemi birikimini gösterip kredi çekme uygulaması geliyor. Yani oradaki varlığınızı gösterip kredi çekebileceksiniz ama kredi, kredi başına bir şey gelirse ödeyemezseniz bireysel emeklilik hesabınız uçacak ve oraya icra gelecek. Yani tam sürekli böyle deveye hendek katlatma falan çabaları. Bir başkası Cevheri Güven paylaşmış. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Yani şeyi geçtik. Kömür, makarna falan olayı bitti seçimlerde. Çamaşır makinesi armağan ediyorsun. ...iş bu noktaya geldi. Bakın bireysel özgürlüklerde veya yani ülkeler kritik edilirken şu önemli. Hani bu insanların ülkeyi terk etmesi, başka ülkelerde yaşam kurmaya çabalaması falan kişisel özgürlük kadar insanların gelecek umudunun kaybolması da önemli. Türkiye artık insanların hayal kurduğu bir ülke, hayal ettiği, hayaller kurduğu bir ülke olmaktan çıktı. Ve bu ikisini temin etmeniz gerekiyor. Üzücü olan şu ki bu tahribat arttıkça, çürüme büyüdükçe bu yeniden inşa, restorasyon bitti ayrı bir konuda yeniden ayağa kalkma daha uzun zaman alacak. Birkaç nesil geçmesi gerekecek. O açıdan tepeden tırnağa çürüme. Maalesef ülkeyi içindeki ve dışındakilerle sıkıntıya soktu sokuyor sokmaya da devam edecek. Putin ezici çoğunlukla kazanmış. Şunu önemsiyorum bu haberde. Yani Rusya'da seçimler vardı. 3 gün sürdü. Putin seçimden sonra yeni bir yol haritası belirleyecek. Filan. Ama şeye bakıyorum. Geçen 2018'deki seçimde %76'lık oyu %88'e yükseltmiş. Seçime katılım oranı da %74. Yani kalan %26 bile Putin aleyhine oy verse sonucu değiştiremiyor. Güçlenerek çıktı. Rusya kamuoyunun arkasında durduğu bir lider 2 yıl sonra. Üçüncü yılına girdi Ukrayna Savaşı. Bu açıdan önemli. Yeni bir dünya şekilleniyor. Bu dünya şekillenirken Trump da Amerika'nın başına geliyor tekrar. Trump'la Biden'ın partilerinin başında aday olarak seçime girmesi aşağı yukarı yüzde yüze yakın oranda kesinleşti. Başlarına bir şey gelmezse, ölmezlerse veya son dakikada adaylıktan çekilmezlerse bu ihtimaller, bu ihtimaller az. Fakat e, Trump'ın seçim kampanyasındaki dili çok sivri. Kazanamazsam kan gölü olur dedi. Ne vesileyle söylediğinin önemi yok. Daha sonra sözcüsü onu toparlamaya çalışmış ama Trump kazansa da kazanmasa da 2025 ve 26 başta Amerika olmak üzere dünyada büyük karışıklıklara gebe. Bunu görüyor ve gözlemliyoruz. Dolayısıyla 2024 yılını ben o açıdan işte Putin'in seçimi, Hindistan'da seçim var, İngiltere'de seçim var, işte Amerika'da seçim var. Bunlar önemli noktalardaki seçimler. 2024 yılını 2025 ve 26'ya giden doğrultuda bir kuluçka dönemi olarak görüyor ve değerlendiriyorum. Şimdi yerinden bir bildirelim. Magazinle bağlayalım. Prenses Kate, geleceğin kraliçe, kraliçesi İngiltere'de evet gündem ama yani Türkiye'de muazzam bir şekilde yalan haberler dolaşıma girdi. Yok BBC logosunu siyaha çevirmiş. BBC'ye işte efendim salimat verilmiş. Alarmda olun. Kraliyet ailesinden mühim bir açıklama gelecek. O arada Özel hayata ilişkin bir sürü dezenformasyon devrede. İşte ne bileyim yani ağır hasta olduğundan prenses Kate'in yaşamını kaybettiğine kadar. O arada işte ne bileyim evlilik dışı ilişkiler, hatta oradan edi, doğan çocuklara varıncaya kadar falan yığınla iddia var. Bunların hiçbirisi doğru değil e ve doğrulanmış da değil. Yani İngiltere'de böyle bir gündem yok. Elbette Kate'in e, şu paylaştığı fotoğraf e, anneler gününde. İngiltere'de anneler günü geçen pazardı. Anneler günü de paylaştığı fotoğraf üzerinde oynamalar yapıldığı ve bunu Kate'in de kabul ettiği, özür dilediği falan doğru. Fakat bu tartışma da şiddetini kaybetmiş durumda. Şu oldu. Yani yerinden bildiriyorum ne söyleyebilirsin? Yani iddiaların hepsi yalan, hepsi uydurma ama sosyal ağlarda öyle dolaşıma girdi ki herkes yani pek çok ciddi alabileceğiniz isim bile doğruymuş gibi paylaştı veya buna inandı tuhaf sen ne kadar bu durumu değiştirmeye çalışırsan çalış. Hayır böyle bir şey yok dersen de insanlar inanması gerektiği şeye inanıyor. Çok korkutucu bu. Yani gerçekten korkutucu. Hiç kimse dönüp İngiltere'de ne döndüğünü, BBC'nin ne haber verdiğini, gazetelerde ne olduğuna falan bakmıyor. Çok tuhaf. Ben her gün İngiliz gazetelerini sayfa sayfa okuyorum. Yok yani hiçbiri yok. Bugün de okudum sabahleyin. Fakat şu oldu. Ne söyleyebilirsin? Evet, bu paylaşılan sorunlu fotoğraftan sonra ki bunu ben geçen Pazartesi yayında irdelemiştim, hatta Photoshop olan noktaları falan da ekrana getirmiştim. Daha sonra da bir daha değinme gereği görmedim çünkü yeni bir gelişme yoktu. Şimdi değinme gereğine de gerek yoktu ama baktım ki iddialar uçmuş gidiyor, bir şeyler söylemek lazım. Muhafazakar basın İngiltere'de kraliyet ailesini destekler ve Kate hemen her gün bu gazetelerde 3-4 sayfa kendine yer bulur. Özellikle tabloid basında. E, muazzam bir dokunulmazlığı vardır ve onun PR'ına çalışır gazetelerde, medyada. Gibi giydiğini bir daha giymez, katıldığı etkinlikler, bağış toplantıları falan filan büyük puntolarla verilir falan filan falan. Neyse. Belli bir süzgeçten geçer haberler. Bugüne kadar William ve Kate o açıdan da hiç yıpranmadı. Fakat bu son yaşananlar bizzat kendi elleriyle kendi pozisyonlarını yıprattı. Ve bunu toparlamaya çalışıyorlar. O açıdan büyük bir kriz var, büyük bir P.R. krizi var, büyük bir halkla halkla ilişkiler krizi var. Artık muhafazakar gazeteler iki örnek getireceğim. Bu e, The Mail on e, Sunday yani Daily Mail'in Pazar e, nüshası. 20 soru var diyor, artık diyor saray cevaplamalı, özellikle diyor bu e, fotoğrafların ardından çıkan dedikodulara dair. Yine The Times e, yani şey diye başlık atmış. E, şey Kate halkın önünde mi sağlık sağlık durumunu tartışacaktı falan gibi ama yani orada da bir sürü konular söz konusu. Bir şey geçirdiği, ne bileyim karın bölgesinde bir ameliyat geçirdiği fakat detayı verilmedi. Easter yani Paskalya ya kadar da ortada olmayacağı açıklanmıştı. Fakat Anneler Günü'ndeki fotoğraf Anneler Günü'nde kendi yayınladığı fotoğraf her şeyi değiştirdi. The Sun ki o da muhafazakar gazetelerden biri veya işte kraliyet ailesini bir anlamda koruyan, kollayan, dokundu yani onların e, canını sıkacak bir işe imza atmamaya çalışan Kate'in bir tanık ifadesiyle alışverişe çıktı. William'la birlikte falan haberini yaptı. Fakat bunu da ben bilemiyorum. Çok detaylı ifadeler. Alışveriş yaparken gördüm neşellerde falan falan diyor tanık ama yani Prenses Kate ve e, kocası William alışverişe gitmişlerse hiç kimsenin mi cebinde telefon yok bir şekilde fotoğraflanır bir şekilde çekilir bir kare fotoğrafsız olmaz mı bu? Bu da belki bir ön almak için yapılan haberlerden biriydi neyse ne. Fakat şunu söyleyebilirim son tahlilde. Prenses Kate hayatının en zor dönemini geçiriyor. Ve korkunç PR çuvallamalarıyla e, sinir krizleri geçirdiğine e, şüphe duymuyorum. Yapılan açıklamalarda Nisan ayında oğlunun yaş gününde tekrar aile olarak ortaya çıkacakları falan belirtiliyor. Bir süre daha ortada görünmeyeceği söyleniyor neyse ne. Diyebilirsiniz ki yani bize ne? Zenginin malı züğürdün çenesini ama dünyada gündem. Yani İngiltere'de mühim bir gündem. Bu tür konular kraliyet ailesi söz konusuysa, kamuoyunun merakla takip ettiği isimler söz konusuysa mercek altına alınır, takip edilir. Hakkındaki dedikodular, yalanlar, doğrular, gerçekler kritik edilir. Ve yasal kamu yani kamu yayıncısı kuruluşlar da BBC başta olmak üzere bunu saatlerce kritik eder, ediyor. Ve işte hafta sonu gördünüz mutlaka önünüze düşmüştür. Türkiye'de bile büyük bir mavra koptu yani. Herkes de o kopan mavraya inandı. Ben de en azından bu yönüyle bir açıklık getirmeye çalıştım. Ve ondan dolayı da son 4-5 dakikanızı belki bununla israf ettim veya etmedim. Bilmiyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.